Ee, bize gelen soru şu şekilde efendim. Hazreti Muslih Maud hakkında kim kim ilahi gaybi haberi vermiştir? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi Hazreti Muslih Maud'un dünyaya gelişi ile ilgili sadece Vadlen Mesih Aleyhisselatü haber vermedi. Vadlen Mesih Aleyhisselatü çok önce dinler dinlerde veya dini kaynaklarda İslamiyet'te ve İslam dışında da bu haber mevcuttur. Mesela Zerdüştiler. Müslüman değil bunlar. Ama evet onların kitabında diyor ki efendim eğer bir zaman bir zaman geldiğinde arabi Arap şeriyeti yani Resulullah'ın şeriatı o diyor o, o zarar gördüğünde o ne diyeyim Arap şeriyeti diyor unutulmaya zayıf 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 veya unutulmaya başladığında ve din tefrike uğradığında evet. heziplere büründüğünde o bir nebi gelse bile yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse bile o bile tanımaz dinini öyle bir hale geldiğinde Allah Teala diyor o zaman de senin neslinden yani Arap olmayanların neslinden birisini gönderecektir. Tamam mı? Yok Arabi Arap şeriatında bin sene geçtikten sonra bu hadise bu bulacak. Evet. Tamam mı? Bir orada haber var. İkincisi Yahudilerin e, rivayetlerden oluşan bir kitap var. var. Talmud onun ismi. Yani hadisler diyelim, rivayetler diyelim. Orada bir, orada bir haber var diyor ki e, Mesih öldükten sonra yani Mesih ikinci kere gelecek ya. Evet. Öldükten sonra onun oğlu ve sonra da torunu o tahtına geçecek. Yani onun halifesi olacak. Mesih Muhammed evet. olduğu gibi oğlu yani Müslim Muhammed Teala'nın ve sonra bir dil iki tane torunu yani Hazreti Mirza Nasr Ahmet Rahmetullahi ve Hazreti Mirza Tahir Ahmet Rahmetullahi o, o, yerine geçti, tahtına geçti. Yani evet. halife olduğunu yerine. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam uh, Mesih gelecek. Dedi ki yanzulu İsa bin Meryem ilal arzi yata ve yulad yulad lahu. Uh, Mesih ibn Meryem dünyaya gelecek. Ve o efendim geldiğinde evlenecek bir İkincisi onun çocukları da olacak. Şimdi Mesih'e Mesih Aleyhisselam diyor ki bu, bu uh, hadiste bir haber var. Haber ne? Şimdi her dünyaya gelen insan efendim gelir, evlenir. Yani normal olan şey haber değil ki. Siz ona ilahi, gaybi haber diyemezsiniz. Evet. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih gelecek ve evlenecek diyorsa Herkes evleniyor. Peki bunda ne haber var efendim? Bunda ne özelliği var? Mesih'in özelliği ne? Ha, eğer şöyle desem Mesih gelecek ama hiç evlenmeyecek. Bu haber olur. Olur, evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gelecek ve evlenecek. Şimdi her evlenen kişinin hemen hemen herkesin istisnalar hariç herkesin çocuklar da oluyor. Evet. Öyle değil mi? Herkesin oluyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dese ki, efendim evlenecek ama evlat olmayacak. Allah ona evlatsız bırakacak dese bu haberdir. Ama evlenecek ve çocuklar da olacak dediği zaman onda ne var Masih in diyor. Burada bir sır var diyor. Sır nedir ki onun evliliği olan uslu bir evliliği olacaktır. Allah'ın planının altına altında önlediğim gerçekleşen bir evlilik olacak. Herhangi bir alal ade bir evlilik değil. Her ferdin evlendiği gibi evlenmeyecek. Masih e Maud geldiği zaman onun evliliği onun evliliği ilahi planın içerisinde bir önem taşıyacaktır. Bir. İkincisi ona Allah'ta çocuklar verecek ama o çocuklar da önemli olacak. İslam ıı, İslam'a hizmetten onlara katkılar olacak. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceden e, bu şekilde haber verdi. Mesih gelecek ve geldiğinde evlenecek ve çocuklar da olacak. O zaman bu haberdir efendim. Bu manada. Evet. evet. Masih diyor ki bunun içinde bu haber var. Allah-u Teala sonra Allah-u Teala तभी मसीह मऊदल एसत उसमा बुकूनगिले आयरन तिल भी शिकदा हबिर वैरदी सनाजरत अम्मा जानले यानी मसीमन इकिन जी एवलील एवलील इसी लु गैर चकल इकिनिमदन दुआ बुचो जो कि जैम हजरत मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह तालनो हजरत मिर्जा बशीर उद्दीन महमूद रजी अल्लाह तनोल व वैरदी o zel bir haber Başkan neticesinde Bey, e, dünyaya kısa geldi. Kısa, e, maudu da e, bu terimi anlayamayanlar için açıklar mısınız Türkçesini? Efendim, yani Muslih Maut yani, ne çeviri diyecek anda ıslah edici demek. Evet. Tamam. vaat edilen ıslah edici. Islah edici. Tamam. Allah tarafından ben de belki bir şeyler ıslah edebilirim. Siz de edebilirsiniz ama bu vaat edilen ve bunun Allah çünkü, çünkü o özellikle birçok konuda da evet. ıslah etmeye Allah Teala onu nasip edecekti. Evet. O bir konu birçok konuda birçok İslami konularında onun için Allah Teala onun ismini Muslih Mevud koydu. Evet. Biz de o, o ifadeyi kullanmaktan Evet evet e evet. E evet. evet, evet, evet. E, yani benim demek istediğim ki sizin sorunu da ki, bu haber var. Yahudilerde bu haber var. E, Nedim sonra e, Resulullah haber verdi. Ha, ayrı da ben unuttum. इस्लाम दुनिया से बा लर दा बुक हाबिर वारदी मसा श, बिर और नेम वी जैसने ओ वादल मसीहीन जमानन बाहन फारसी बिर बिर कसीदे शिवारियोर के मसीह मऊद गैल जैकियोर के अलिफ हा मीम व दाल मे खानम नाम आ नामदार मे बीनम Doğru umucu şavad tamam bakam pisrış yadigar mebinim. Ben diyor ki onun ismini Ahmet okuyorum. Alif, he, mim, dal. Evet. Mirza Gulam Ahmet. Evet. Masih Masih'in ismi. Um, Gulam zaten ailenin ismiydi. Gulam Hüme Ahmet. ismi İsmi Ahmet. Evet. Ve diyor ki onun zamanı geçtikten sonra, yani Masih'e mağdur zaman zamanı o vefat ettikten geçtikten sonra onun oğlu onu yerinde kalacaktır diyor. Evet. Tamam, bu zat da böyle haber verdi. Musle Mevut radiyallahu teala anh, anhu'na ilgili. Ayrıca efendim eğer müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum. Allah-u Teala'nın 20 Şubat 1889 tarihinde bir vahiyle ile Mesih Mavud Aleyhisselam'a verdiği bir haber var. Hayır 89 değil. 1886. 86, 86. Özür dilerim. Evet, evet düzeltiyorum. Çünkü evet, 89'da onun, cemaat kuruldu. Kuruldu. Hazreti Musleh Mavud bakın orada da. 89'da hem Masih Masih biyet aldı. Evet. Hem Musle Mood dünyaya geldi 89'da. Evet, evet, Onda da bir bağ var. Evet. Hem o evet. ilahi cemaat hem de o çocuk. Evet. O vadilen çocuk dünyaya geliyor. Teşekkür ben vadilen sözümü uzatmak istemiyorum. Başka arkadaşlar da var mı? Evet. Bugün e, maşallah dört tane mürebbimiz e, e, bugün programımızda mevcut.